Herkese tekrar merhaba. Robo espresso makinesiyle espresso çıkarmakla alakalı bir video çekmiştik. Şimdi bu makineden nasıl süt kreması alırız? Onun videosunu çekmek istedim. Esas bu videonun içeriği süt kreması olacak. Şimdi bizim bildiğiniz gibi makinemizde şöyle bir aparat var. Bu aparat bu iğne uca takılıyor. Bu şekilde. Ama makinemizin süt ısıtma anlamında söylediği ve diğer makinelerin de reklam ettiği süt ısıtma, süt köpürtme. Fakat bizim dışarıda iyi kahvelerde içtiğimiz süt köpürtme sütü değil, süt kreması, krema kıvamındaki süttür. Biz de bu makineyle süt kremasını nasıl elde edeceğiz? Size biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle bir tane daha kahve yapacağım. Birkaç tane daha aparat aldım AliExpress'ten. Onları da size söyleyeceğim. Süt kremasını da yapacağız. Şimdi bu makine biliyorsunuz ucuz sayılabilecek bir makine fakat ben yaklaşık 1,5 senedir falan kullanıyorum bu makineyi. Gayet de memnunum. Şimdi makinalarla ilgili bazı tecrübeler yaşadım ben de. Onları size anlatayım. Şimdi bu tarz makineler manuel espresso makineleri. Bunda tek kazan var. Şimdi bu 2500-3000 lira civarında bir fiyatı var bunun. İşte Vestel'in var. Birkaç markanın daha var böyle portafiltreli makineler. Onların da fiyatları 3-4 bin lira, 5 bin liralara kadar çıkıyor. Şimdi başka makineler daha var. Onlar da 10 bin liralara kadar çıkabiliyor. Şimdi bunlar tek kazanlı makineler arkadaşlar. Bunlar da sıcak suyu verdiği yerle sıcak buharı verdiği kazan aynı kazandan geliyor. Dolayısıyla çok seri üretim espressolar veya cappuccino latte yapamıyoruz. Bunların bir de çift kazanları var. Yani su buharı ayrı ve kazan sıcak su ayrı olan çift kazanlar var. Onların fiyatları zaten 20-25 bin liradan başlıyor. O fiyat skalasında hemen anlayabilirsiniz. Yani 10-15 bin liraya kadar tek kazanlar, 20-25 bin liradan sonra da çift kazanlar başlıyor. Onlar tabii ve onlarda çift portafiltre falan durumları var. Şimdi bu makinalarla alakalı, bu makinaların da türevleri var. Bu en basit hali. Bunun bir tık ilerisi şu aparatı daha güzel olan veya üstünde kahve öğütme robotu olan, ona entegre. Ayrıca güzel tamperi gelen, metal tamperi gelen makineler var. Onlar da 10-15 bin lira civarında. Şimdi ben size robo makinesiyle en güzel verimi nasıl alacağız? Onunla ilgili süt kreması ile ilgili video çekeceğiz. Şimdi ben Espresso'dan dipsiz portafiltre denilen bir portafiltre aldım. Bizim orijinalimiz budur. Orijinal buydu. Bildiğiniz gibi şununla beraber yapıyorduk. Bunun tabi dibinde bir tane delik var. Oradan basınçlı şekilde. Bu üstteki deliklerin hepsi aslında şey değil. Arada bir katman daha var. Alttaki delik tek başına çıkıyor normalde. Şimdi ben bunu AliExpress'ten aldım. Bunun fincanı bir kap, şu bir kap, elimdeki bir kap, bir de şu iki kap denilen fincanlar. Tabii bu 7-8 gram, bu da 16-17-18 gram civarında kahve alıyor. Şimdi bunlardaki delikler gerçek delikler. Altta herhangi bir basınç oluşturacak durum yok arkadaşlar. Şimdi ben kahvemi öğüttüm. Bu kahveyi de buna takacağım. Nasıl espresso çıkıyor? Önce onu izleyeceğiz. Ondan sonra da süt kremasına geçeceğim. Bu arada makinalarla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bizimki portafiltre ekipmanlı bir makina. Espresso'nun en güzel çıktığı makinalar bunlar. Bir de tam otomatik makinalar var. Şimdi tam otomatik makinalarla alakalı bir eleştirim var. Onların da iyi yanları var. Ofis ortamında hızlı, çok kahve istenilen ortamlarda, pratik ortamlarda çok faydalı oluyor gerçekten. Fakat onlar süt kreması ve kahve anlamında şu ucuz makinalar kadar keyif vermiyorlar. Bunlar kadar tat vermiyorlar. Özellikle süt kreması yapamıyorlar zaten. Sütü köpürtüyorlar. Bizim istediğimiz süt kreması. Sütün krema kıvamında, neredeyse krema kıvamındaki hali. Bunu kahveyi içerken çok rahat anlayabiliyorsunuz. Özellikle üstündeki köpüğü içerken çok rahat anlayabiliyorsunuz farkı. Biz köpük değil, krema yapacağız. Ve şimdi size özellikle süt kreması yaparken bahsedeceğim bir iki nokta var. Gerçekten o, eğer evde o otomatik makinelere gerçekten ihtiyacınız yok. Çok da pahalı. Belki 5-16 bin liradan başlıyor. 25-30 bin liralara kadar çıkıyor otomatik makineler. Ve gerçekten iyi kahveler vermediğini düşünüyorum. Zaten kapsül kahvelere hiç girmiyorum. Onların tadı gerçekten kötü. Şimdi şurada bir kahvemizi çıkaralım. Ondan sonra kahve kreması nasıl alacağız ona bakalım. Şimdi bu dipsiz portafiltremizi görüyorsunuz. Bu da bizim kahvemiz. Ben bu kahveyi tabii ekipmanlar Instagram'da görmüşsünüzdür. Ben de bunu topaklanmasın diye iğneyle beraber önce bir güzel dağıtıyorum. Bunu yapmaya da bilirsiniz, yapabilirsiniz. AliExpress'ten gelen ekipmanlar arasında şöyle bir
basınç dağıtıcı dediğim metal bir filtre tarzında bir şey var. Ben bunu ilk başta kullandım ama daha sonradan kullanmaya gerek görmedim. Bu daha çok eğer şu dipsiz porta filtrelerde kahve sıçrayarak çıkıyorsa bunu kullanabilirsiniz. Bu gerçekten fayda sağlıyor. Ama ben şimdi buna gerek görmedim. Şimdi özellikle bizim makinamızda arkadaşlar şöyle de bir durum var. Ve diğer makinalarda da var. Şimdi şurayı göstereyim size. Bakın. Bu makinede ilk atımda sağdan yani çeperden, dış çeperden duş başlığı gibi sulama gelir. Duş başlığı gibi sulama kahveyi suladıktan sonra esas basınç başlar. Kahve böylece daha iyi çıkar. O yüzden buna dikkat edin. Bizim makinemizde manuel olduğu için biraz soğuması gerekebiliyor. İlk basışta önce kahveyi ıslatıyor. Ondan sonra basınca başlıyor. Bunu ben şimdi göstermiyorum ama çalıştırdığınızda görebilirsiniz. Şimdi ben bu kahvemi sıkıştıracağım arkadaşlar. Sıkıştırmak çok önemli. Dengeli, eşit terazide sıkıştırmak lazım. Kahvenin öğütme derecesine göre de sıkıştırma değişebilir. Çok sıkı öğütürseniz sıkıştırmayın. Biraz gevşek öğütürseniz biraz daha fazla sıkıştırabilirsiniz. Şimdi ben bunu sıkıştırdım. Bir önceki videoda 375 kahve dünyasından kahve çektiğimi söylemiştim. Ben şunu aldım. Bu gerçekten güzel bir öğütücü. Altında seramik öğütücüler var. İstediğim ayarı kahveye göre ayarlayabiliyorum. Size de tavsiye ederim. Yaklaşık bugünkü fiyatı herhalde 150-160 liralarda falan güzel çekirdekten öğütme yapabiliyorsunuz bununla. İstediğiniz ayarda da öğütebiliyorsunuz. Hatta bazı kahveler daha kalın öğütülebiliyor. Bazıları daha ince öğütülmesi gerekebiliyor. Bunu da size tavsiye ederim. Çünkü taze kahve içmek için çekirdekten öğütmek gerekiyor anlık olarak. Dipsiz porta filtre kahvemi takıyorum. Yeşil düğmem yandı espresso makinesinde. Bunu kullanmıyorum. Bu tek fincanlık. Bu da eskisi. Bunu kullanmıyorum. Şimdi hep beraber bakalım nasıl kahve çıkacak. Bunu da takıyorum. Ve izlemeye başlıyoruz. Bakalım kahvemiz güzel gelecek mi? Evet, başladık. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bal kıvamında kahve geliyor. Şimdi bu gerçek kahve kreması. Bir önceki yaptığımızda krema çıkmıştı. Fakat o biraz köpüklüydü. Basınçlı çıkan bir kremaydı. Ve biraz köpük olduğunu düşünüyorum. Fakat bu krema gerçekten kahve kreması olarak geçiyor. Şimdi ben bunu biraz sanırım ince ayarda fazla basınç uyguladım. Barı 10-11'e falan çıktı. Ama önemli değil. Bir tık daha az temperleyebilirdim veya bir tık daha fazla kalın yapabilirdim. Tadımı daha iyi olacaktır. Bu da güzel bir krema. Bakın krema kaybolmuyor. Üzerinde hep böyle bir kalıyor. Şimdi esas önemli nokta sütü. Süte geleceğiz. Süt için ne önemli? Bu tip makineleri alırken, sadece bunu almak zorunda değilsiniz. Bu tip basit, ucuz portafiltreli makineleri alırken dikkat etmeniz gereken şey şu iğne uç arkadaşlar. Bunun piyasada birçok böyle uç var. Fakat şu aparat sütü ısıtmaya ve köpürtmeye yarıyor. Bize bu lazım değil. Bize bunun içindeki ince uç lazım. Çünkü ağzının böyle geniş olmaması lazım. İnce bir yerden vermesi lazım buharı. Makine alacaksanız yerinde görün. Bu ucu çıkarın. İçinde silikon uçlar olanlar var. Onları tercih etmeyin. Ya da silikon uçları tercih edecekseniz onları bir bağlayarak çalıştırmanız gerekiyor. Yoksa atıyormuş. Özellikle şu iğne uçları tercih ederseniz süt kreması elde edebilirsiniz. Çünkü bu bizim işimizi görüyor. Ve uzun olmasına dikkat edin. Bunun kısa olmaması gerekiyor. Çünkü sütün içine girmemesi gerekiyor. Şimdi pitcher'ımıza süt koyup bunu deneyeceğiz. Şimdi bu küçük pitcher'lardan bir tanesi. Ve şu ilk dibriğin başladığı yere kadar sütümü dolduruyorum. Sütün soğuk olmasına dikkat edin arkadaşlar. Sütün dolap soğukluğunda olması gerekiyor. Şimdi kremayı nasıl yapacağız onu göstereceğim. Evet, buharımız geldi. Güzel. Şimdi. Evet, tek elde biraz zor olacak fakat yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi pitcher'ımızı
Şu şekilde yerleştirdikten sonra şu açıyı veriyoruz arkadaşlar. Yani şu biraz girdap oluşturacak açıyı veriyoruz ve biraz içine sokuyoruz. İçine soktuktan sonra buharı açacağım. Açtıktan sonra pitcher'ın ucu buhar çubuğunun ucu ne yüzeyde olacak ne daldıracağız. Yüzeyin 1 milimetre altında olacak ve öpücük sesini duyacağız. Devamlı duymamıza gerek yok. Yüzeyinde kesinlikle olmayacak, köpüklenmeye sebep olur. Yüzeyin 1 milimetre, 2 milimetre altında olacak. Ara ara seviyesini kontrol etmek için, çünkü süt şey yapacak, yükselecek, hacmi artacak. Seviyesini kontrol etmek için biz oynayacağız. Yukarı aşağıya ve yüzeyden 1 milim, 2 milim aşağıda şekilde sütümüzü döndüreceğiz. Bir elimiz şöyle pitcher'ı tutacak, bir elimiz de altını tutacak arkadaşlar. Elimiz yandığı zaman da çekeceğiz. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Burası çok önemli çünkü burada ya süt köpüğü yaparsanız ya hiçbir şey yapamazsınız ya da krema çıkar. Hassas biraz çalışmanız da gerekebilir. Şimdi bakın açtım. Şimdi şu ses bakın. Evet. Asla yüzeye çıkarmıyorum. 1-2 milim altında bu şekilde girdap oluyor. Evet, elim yandı. Sokuyorum ve çıkarıyorum. Şimdi ortaya ne çıktı? Hep beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bunu ben diğer videolarda da çok göremiyorum fakat şu an elimizde asla süt köpüğü değil, süt kreması var. Bakın. Ve yüzeyi ışığı vurduğumuzda parlıyor. Bazı köpükler var. Onları vurarak alıyoruz. Bu süt kreması. Bunun en son kıvamını size göstereceğim. Şimdi biraz latte art yapmaya çalışalım. Bakalım yapabilecek miyiz? Bakın buradaki krema da o kadar beklemesine rağmen hala duruyor. Hatta art yapmayı çok beceremiyorum. Bakın. Şu şekilde çıktı. Şimdi bu köpük değil arkadaşlar. Bu krema. Bakın. Bunun köpük olmadığını sanırım görüyorsunuz. Bu şekilde içmesi köpüğe göre çok daha lezzetli. Bakın. Biraz karıştırdım ama sırf görmeniz için yaptım bunu. Dışarıdaki kahvelerden hiçbir farkı yok. Hatta çok daha lezzetli çıkıyor. Kendiniz de deneyerek yapabiliyorsunuz. Bakın. Evet. Yani sadece robo özeline değil, ben robodan hiçbir reklam veya başka bir ücret almıyorum. Diğer makinalarla da alakalı söylüyorum. Alacağınız makina kesinlikle iğne uçlu olsun. AliExpress'ten makinenizi güncelleyebilirsiniz portafiltreyle. Diğeriyle de yapabilirsiniz ama bu çok daha iyi krema çıkarıyor. Dipsiz portafiltreler. Bu şekilde çok güzel kahveler yapabilirsiniz. Evet, tekrar bir süt kreması yapalım dedim. Şimdi bunu sonradan çekiyorum. Videoya eklerim muhtemelen.
Şöyle daha iyi gösterebilirim. Şimdi bakın arkadaşlar, picture'ı şöyle koyuyorum tam arasına. Sonra şöyle döndürüyorum. Yani şöyle dikine koyduktan sonra şöyle döndürüyorum. Tabanı yeri paralel olabilir artık duruma göre. Biraz da şöyle eğebilirsiniz. Bakın. Şimdi tekrar. Girdabı görüyorsunuz. Dışarı çıkarmıyorum. Yüzeyden çok derine de daldırmıyorum. Yüzeyden 1 milim aşağıda öpücük sesi çıkacak şekilde. Kıvamını görüyorsunuz, sütün kıvamı bayağı yoğunlaştı. Elimi de yaktı zaten ve kapatıyorum. Şimdi bunun size nasıl olduğunu biraz göstereyim. Şunu sileyim. Ve kapatalım. Şimdi bunun kıvamının size nasıl olduğunu biraz göstereceğim. Bakın. Süt gibi değil, bayağı yoğun. Şimdi buradan dökerken de göreceksiniz zaten arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Süt gibi değil. Tekrar gösterelim şöyle. Bakın. Sütten çok daha yoğun, köpük değil, krema. Bu tarz makinelerde süt kremasını böyle yapıyoruz. Sesi zaten duyuyorsunuz, bakın. Evet.